Herkese merhabalar. Bu videoda çok kısa ve net bir şekilde Solana ağına uyumlu Phantom cüzdanını nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım. Şu an Solana ağındaki en kullanışlı ve en iyi cüzdanlardan biri Phantom. Önceki videolardan bildiğiniz gibi ben Solet kullanıyordum. Size de Solet'i anlattım. Ancak Phantom'un sürekli işte Solet'i kullanırken bile en iyi işte kullanıcı deneyimini yaşamak istiyorsanız bu cüzdanları kullanabilirsiniz diye bir önerisi bile geliyordu. Bu yüzden Phantom'a geçiş yapmak istedim. Hiçbir kaybınız da olmuyor. Onu da nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Gelin işte ana sitesi bu şekilde phantom.app. Help kısmından zaten kendileri de çok basit bir şekilde anlatmışlar. Birlikte inceleyelim. İşte başta Phantom'u indireceğiz. Bu linke tıklayalım. Hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız o tarayıcıya indirebilirsiniz. Mesela ben şu an Edge'deyim. Microsoft Edge için indiriyorum. Ekle dedim. Gördüğünüz gibi eklendi. Direkt kendisi de açıldı sekmesi. Phantom Wallet için iki seçenek karşımıza çıkıyor. İşte Create New Wallet veya Use Secret Recovery for Us diyor. Yani ya yeni bir cüzdan oluşturacaksınız daha önceden cüzdanınız yoksa ya da mevcut işte secret kelimelerinizle anahtar kelimelerinizle giriş yapacaksınız. Eğer önceden bir Solet Wallet kullanıyorduysanız ve o cüzdanınızı Phantom'a aktarmak istiyorsanız bu sekmeyi kullanacaksınız. Ben bu sekmeyi kullanarak cüzdanımı Phantom'a taşıdım. Cüzdan adresiniz değişmiyor. İçindeki tokenlar da direkt aktarılıyor. Sadece işte cüzdan değişmiş oluyor. Phantom'a geçmiş oluyorsunuz. Şimdi Create New Wallet diyelim. İşte burada size yine anahtar kelimeler verecek. Bunları artık biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. MetaMask'tan vesaire. Bunları bir yere kaydedeceksiniz. Kimseyle paylaşmayacaksınız. Tamam diyorum. İşte bir password oluşturmamızı isteyecek. 8 basamaklı istiyor. Hemen oluşturalım. Ve artık hazırız. Cüzdanımız oluştu. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi işte Phantom'a girince yukarıda benim cüzdan adresim tıklayınca kopyalıyorum. Aşağıda işte sahip olduğum Solana. Burada elimdeki tokenların toplam ederini dolar karşılığında ederini görebiliyorum. Burada NFT'lerimi görebiliyorum. Burası exchange kısmı ve ayarlardan vesaire inceleyebilirsiniz. İşte Auto lock timer'ı var. Ne kadar sürede bir cüzdanın şifresinin işte kilitleneceğini filan. Change network kısmı var. Henüz aktif değil tam olarak. İşte şifre değiştirme vesaire. Burayı inceleyebilirsiniz. Cüzdan kullanımı basit ve çok şık, güzel bir cüzdan. En büyük güzel yanlarından biri de şu an için NFT'lerinizi gerçekten token şeklinde değil de aynı zamanda NFT şeklinde görebilmeniz. Your Collectibles diyor. Bunu da göstereceğim. Şimdi buradan çıkıyorum. Kendi cüzdanımı göstereceğim size. Benim Solet'im vardı ve Phantom'a taşıdım. Ve Star Atlas'ta da bir adet posterim vardı. Gördüğünüz gibi burada bu şekilde dolarsa göreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi posterim gözüküyor. NFT'm cüzdanım da bu şekilde gözükebiliyor. Peki şimdi cüzdanımızı kurduk. Solana ağını kullanmak için Solana'ya ihtiyacımız var fee'leri ödeyebilmek için. Ve işte diğer istediğimiz projelere vesaire coin'leri, Solana'daki coin'leri satın almak istiyorsak Solana'yı nasıl cüzdanımıza atacağız? Binance'e geleceğiz. Crypto check kısmından işte coin olarak Solana'yı seçeceğiz. Ve cüzdan adresimizi kopyalayacağız. Yukarıdakini de kopyalayabilirsiniz veya Solana'ya tıklayıp işte resize deyip buradaki cüzdan adresinizi de kopyalayabilirsiniz. Aynı ikisi de. Kopyaladık, yapıştırdık ve ağ olarak da Solana'yı seçtik. Şu anda işte aktarmak istediğim maksimum Solana miktarını seçiyorum ve 0,01 bir fee kesiyor. Yaklaşık şu an Solana 110 dolarlara ulaştı. 1 dolara tekabül ediyor. Ve onaylıyorum. Bu kadar basit.
Anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videolarda Solana ağındaki projelere yönelmeye başlayacağız. Umarım video faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.